Şimdi pratik işler yapmayı seven, son anda misafir ağırlamak durumunda kalan hanımlar için bu tarif. Ayrıca beyler biz yapamayız demeyin. Siz de eşleriniz ya da çocuklarınız için yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Çocuklar ben tepsiyi buraya koysam, burada başlasam herhalde güzel görebiliriz. Harika, harika bir görüntü o. Şimdi hemen şöyle alıyorum. Evet. Çok kolay bir yapma. Direkt tepside. Evet evet, hiç uğraşmayacaksınız. Peki. Son derece kolay. Hani misafir kapıdan girdi, misafirin yanında bile yapabileceğiniz. Bu milföy dolaptan çıktıktan ne kadar sonra kendine geliyor? Vallahi bir maksimum 10 dakika. Evet. Maksimum 10 dakika sonra kendine geliyor. Ha, bak şöyle hemen yapıştırma özelliğini yapıştırdım. Evet. Bir tane daha alacak herhalde tepsi. Evet. Bir tane daha aldım. Şimdi bu güzel bir milföy tatlısı. Tamam. Şöyle hani biraz da şeyi olsun böyle. Ne derler ona? Şekli. Şıklı, şekli yani olsun, şık da olsun diye. Yani öyle o kadar pratik yapıyoruz diye hani görüntüde de şey yapmıyoruz. Tabii, taviz vermeyelim. Vermiyoruz taviz. Milföy hamurumuz var. 4 adet şeftalimiz, pudra şekeri, 2 kaşık toz şeker, 1 adet de yumurtamız var hanımlar. Şimdi, çocuklar okuldan geldiğinde şöyle mis gibi yemesinler mi şeftalini tart? Kesinlikle. Bir gün de böyle bir sebze çorbası yapalım. İçinde her şey olan. Ay çok severim sebze çorbasını. Ben de bayılırım. Çok lezzetli ve çok bu dönem için çok gerçekten gerekli. Okullar açıldı. Bağışıklıklar kuvvetli olsun. Çocuklar sebzeyi de yesinler. Aynı zamanda bugün çocuk sağlığı üzerine de oldukça fazla konuşacağız. Ya çok önemli. Annelerin bu konudaki bilinçli olması, mutfakta doğru tercihler yapmaları çok çok önemli. Şimdi bunun kenarlarını kıvırdım. Şimdi ben bu tarife şeker de yazdım ama Ebru'cuğum. Şeker koymayabilirsiniz. Sadece şeftaliyle de yapabilirsiniz bunu. Çok güzel. Ben bunu daha çok sevdim mesela. Üzerine sonra lezzetsiz gelirse, şeftali tatlı değilse bal ilave edebilirsiniz. Işte. Pekmez ilave edebilirsiniz. Daha doğal. Evet. Şimdi şeftalileri de böyle diziyorsunuz. Bu gerçekten tembel işi. Bak, hepsi bu kadar bunların. Ya o şeftali pişince güzel, pişmeden güzel. Her şekli güzel her şeftalini. Şekilde çok güzel. Bunları böyle dizdim hayatım. Evet. Üzerine isterseniz normal şeker, isterseniz esmer şeker, isterseniz hiç şeker koymadan şeftalilerim tatlı ve güzel derseniz hiç şekersiz. Tamam. Çıktıktan sonra da güzelliğine güzellik katsın ve daha şık gözüksün. İsterseniz pudra şekeri serpebilirsiniz üstüne. Bak ne kadar basit. Bunu çocuk bile yapar. Şeftalinin de mevsimi geçiyor ne yazık ki. Evet. Geçmeden bunu yapın. Aynen. Şeftaliler çok ezilmişse birazcık minik minik küçük küçük doğrayabilirsiniz. Rondodan geçirebilirsiniz. Daha sıvı yapabilirsiniz. Evet. Al aşkım. Şimdi ay teşekkür ederim bir tane. Şimdi hemen yumurtayı sarısından ayırıyorum. Şu kenar kısımlarına sadece o da piştiğinde o şıklık ortaya çıkıyor. Yumurta sarısı süreceğim. İşte benim milföy tatlım hazır. Tartınızı yaparken yumurtanın içine ne koysunlar bir tane? Yoğurt. Olur. Harika. Tabii. Bal. Bal. Sonra yüzünüze sürün şöyle güzelce. Ay ne kadar güzel. Şöyle bir gerilin. Yumurta, yoğurt, bal şöyle bir güzelce gerilsin güzelce. Hem böyle biraz beslensin hem nemlensin. Hem kırışıklıklardan kurt. Makyaj öncesi yumurta akı sürdüğün zaman yüzüne bütün yüzün toparlanıyor. Evet, yumurta akının acayip toparlayıcı bir etkisi kesinlikle var. Şimdi bak sürdüm. İşte benim tartım bitti hayatım. Tamam. Bunun üzerine isterseniz şöyle serpeceğim. Çok azıcık bir şeker serpiyorum. Yumurta şeftaliler. Esmer şeker biraz tarçın da güzel olur bunun üstüne. Ay ağzım bal yesin. Vallahi bile yakın etmedim. Bak çok güzel olur. Üzerine birazcık da tarçın. 3 dakika değil mi? Kaç dakika pişiyor peki? Hemen yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor milföy. Evet. Hemen de koyalım. Buyurun efendim. İşte size görüntüsü güzel, servisi güzel, lezzeti güzel. Şahane bir...